Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere YouTube kanalınızda reklamlarınıza kaç defa tıklanıldığı, ne kadar tıklanıldığı, hangi zaman aralığında ne kadar reklamlara tıklanıldığı bunu sizlere göstereceğim. Yalnız şunu sizlere söyleyeyim ki şu videoda şu kadar reklama tıklanıldığı gösterilmiyor. Onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. En basit halinde anlayacağınız şekilde sizlere bu verileri nasıl öğrenebileceğinizi göstereceğim. Şimdi kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi AdSense hesabımızı açıyorum. Bu kanalım benim fazla ilgilenmediğim bir kanalım arkadaşlar. Böyle açtım duruyor. Para kazanması da açık. Ama fazla ilgilenemiyorum. Bu verileri görmek için arkadaşlar masaüstü bir bilgisayara ya da laptopa ya da telefonunuzdan masaüstü görünümünü açmanız gerekiyor. Onu sizlere söyleyeyim. AdSense'nin arkadaşlar mobil uygulamasında bu verileri göremezsiniz. Sadece AdSense bakiye bölümüne yansıyan veriyi görürsünüz arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi biz AdSense'ye girince arkadaşlar direkt bu sayfa karşımıza çıkıyor. Bu ana sayfada arkadaşlar şurada daha fazla göster diyor. Mesela buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada bakın performans yazıyor. Performans. Bakın burada hepsi sıfır yazıyor ama önemli değil. Burada arkadaşlar performansın altında bir daha şuradan geri geleyim. Performansın altında arkadaşlar raporu görüntüle var. Raporu görüntüleye tıklıyoruz ve bu veriler karşımıza çıkıyor. Bakın görüyorsunuz 11 Ocak, 12 Ocak, 13, 14, 15 diye gidiyor. Bakın tıklamaları görüyorsunuz hepsini. Burada bizim bugünü de görebiliyorsunuz anlık. Arkadaşlar 20 dakikada yarım saatte bir bu yenileniyor. Nasıl mesela bugün ayın kaçı? 18'i. 18'ine tıklıyorum şuradan. Buradan tabii ki günlerinizi arkadaşlar bakın. Bugün 18 Ocak, 17 Ocak. Son 7 günü seçebiliyorsunuz. Son 30 günü. Bu ay, geçen ay tüm zamanları da görebiliyorsunuz. Şuradan da tarih aralığı verebiliyorsunuz. Şuradan tarih aralığı girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben direkt bugünü seçmek istiyorum mesela. Bugün 18 Ocak diyorum. Bakın gördüğünüz gibi reklam sayfa görüntülenmesi 183 sayfada 51 görüntülenme almış arkadaşlar. Sayfa görüntülenmesi 183. Gösterim sayısı toplam 51 arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Tıklamalarım 5. Bakın 5 tane reklamıma tıklanılmış. Burada arkadaşlar tahmini kazançlarınızı vermez size. Bu tahmini kazançlarınız arkadaşlar 2 gün sonra, yani bugünün tıklaması yarın nedir? Salı. Bugün bugün pazartesi mi? Bugün pazartesi. Bugün pazartesi ise yani bugünün kazandığınız reklamlardan kazandığınız parayı arkadaşlar çarşamba günü sabaha karşı sabah 7'ye doğru normalde gün içine de yansıyabiliyor. Bu zaman zarfında görebiliyorsunuz. Yani 2 gün bir gün arayla gidiyor arkadaşlar. Veriler geriden geliyor. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bugün yapmış olan veriniz sizin cumartesi günü olan verinizdi. Yani reklam tıklamalarıydı. Burada en önemli olan mesele arkadaşlar sayfa BGBM'si ne kadar yüksek olursa arkadaşlar şu ikisi, bakın şu ikisi ne kadar yüksek olursa o kadar daha fazla para kazanıyorsunuz. 1000 reklam görüntülenme başına arkadaşlar. Yurt dışından reklamlarınıza tıklanılırsa daha fazla para kazanırsınız. Tabii ki yine ülkemizde de reklamlar çok düşük. Tabii ki veriler yatırılan tutarlar ama yine sigorta reklamları, banka reklamları, avukat reklamları falan filan böyle reklamlar arkadaşlar yüksek paralar kazandırır. Tabii ki o da izleyicinin karşısına ne çıkarsa, o da sizin elinizde değil tabii ki ama banka reklamları, banka videoları yaparsanız eğer bir şey araştırdığında sizin videonuzu izlerken ona da banka reklamı çıkabiliyor. Biliyorsunuz Serezler diye bir şey var. Takip ediliyorsunuz, izleniyorsunuz yani. Böyle bir şey arkadaşlar. Yani Serezler'den takip ediliyor. Karşılarında da yaptığınız videolarla ilgili reklamlar çıkıyor. Tabii ki reklamlara Almanya'dan, Amerika'dan
Meksika'dan, İngiltere'den, bu gibi ülkelerden tıklandığınızda reklamlarınıza YouTube'da arkadaşlar daha fazla para kazanıyorsunuz. Gösterim BGBM'si de ülkeye göre değişiyor. Bunu da sizlere söyleyelim. Reklamları buradan arkadaşlar görebiliyorsunuz. Dediğim gibi günlük, aylık, dün, önceki gün hepsini yine buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tüm raporlar kısmından da yine girerek bunları görebiliyorsunuz. Ben sizlere en basit halini göstermeye çalıştım. Yani şunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada tıklamalar diyelim ki 1000 oldu. Ne kadar kazanırım diyorsanız bu değişiyor işte. Sizlere kesin şu kadar kazanırsınız, bu kadar kazanırsınız diyemem ama yani 2-3 dolar 1000 tıklamaya alırsınız. Belki de daha fazla alırsınız. Çünkü bu gerçekten reklamın kalitesine göre, reklamın tıklanıldığı ülkesine göre. Videonuzu izlerken 5 dakika izlendikten sonra mı reklamınıza tıkladı? 1 dakika sonra izlenip de ondan sonra mı reklamınıza tıklandı? Yoksa en başta videoyu açar açmaz karşısına çıkan reklamda mı tıklandı? Bu değişiyor işte. Şunu da söyleyeyim sizlere. Reklam izlemeleri de tıklamalara bazen tıklama olarak da yazılabiliyor arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim ama gösterimden değil tıklamadan asıl parayı kazanıyorsunuz. Bunu sizlere söyleyeyim. Bunu aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi ben ana sayfaya geliyorum. Şimdi ana sayfaya geliyorum ben mi? Ana sayfaya bir geleyim. Şimdi YouTube'da AdSense'de kazandığınız günlük paralar YouTube'da gözükme özür dilerim. YouTube'da kazandığınız günlük paralar arkadaşlar AdSense'de gözükmez. Sadece sizlere Ocak ayının şöyle anlatayım. Geçmiş aydan anlatayım. Aralık ayında kazanmış olduğunuz paralar AdSense'ye Ocağın 9'u ile 15 arasında yani bu ay zaten 12'si arasında AdSense'nin bakiye bölümüne yansımıştı. Yani şuraya yansıyor. Sadece olay bu arkadaşlar. Buraya yansıyor. Olay bitiyor. Analitiğinizi günlük kazançlarınızı arkadaşlar yine YouTube'u YT Studio uygulamasından Android ya da iOS uygulamasından görebiliyorsunuz. Yine bilgisayardan yine açıp görebiliyorsunuz analitikten. Dediğim gibi buradan sadece reklam tıklamalarını, reklam görüntülenmelerini görebiliyorsunuz. Bir de hesabınıza yatacak tuları bakiye bölümünde görüyorsunuz. Ama web siteniz olsaydı eğer, sizin şu tahmini kazançlarınız hepsi doluydu. Bu ay, geçen ay, gelecek ay. Tabii ki yeni AdSense açılmış olanlar geçen ay, yani geçen ayı göremezlerdi. Son 28 günü göremezlerdi. Yani bugünden sonraki ya da 3-5 gün öncekini burada zaten gösteriyor. Bugün, dün, son 7 gün, bu ay falan. Buralar dolu olurdu. Buralara işte YouTube'un verileri yansımıyor. Sadece performans raporlarına arkadaşlar. Sadece YouTube'daki kanalınızın reklamlarda gösterimler, tıklanmalar yansır arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize bol kazançlar Rabbim nasip eylesin. İnşallah 4000 saat 1000 aboneye geçemeyenler de inşallah tez zamanda geçerler. Kanalları da para kazanmaya açılır. Hoşça kalın. Yorum yapmayı unutmayın.